Cumhur İttifakı seçimlere 8 gün kala İzmir'den sonra ikinci büyük mitingini Ankara'da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüde MHP lideri Bahçeli vardı. İşte Cumhur İttifakı eski ülkücüymüş, eski MHP'liymiş. Bunların hepsi masal, hepsi fasafisodur. Ya ülkücüsündür ya değilsindir. Ya MHP'lisindir ya değilsindir. HDP'ye el avuç açan birisinin boğazına İmralı yuları geçmiş, istikameti Kandil'e çevrilmiştir. Bahçeli'nin de hedefinde Mansur Yavaş vardı. Onun da sözleri çok sertti. Ankara'yı yavaşlatmaya çalışanlar, bu zelil zirafı da ajansınıza sordunuz mu? Yavaş yavaş tükenenler, Ankara'ya PKK'lıları taşıma görevini size veren ne üdüğü belirsiz ajansınız mıydı? Mert olun, yürekli olun, adam olun. Cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü gelin Ankaralı'ya anlatın. Beka tartışmalarını hatırlatan Bahçeli 31 Mart'ın Türkiye için dönüm noktası olacağını söyledi. 31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önceki son çıkıştır. Ankara'nın önünü kesmeye azmetmişlere, Ankara'nın önünü açmaya yemin etmişlerin seçimidir. Terör sevicilerle Türkiye sevdalılar arasında yapılacak olan en kritik seçim olacaktır. 8 gün sonra ya beka diyeceğiz ya belaya boyun eğeceğiz. MHP lideri Cumhur İttifakı'nın adayı Özhaseki'ye tam destek sözü verdi. Zillet ittifakı kumpastır, komplodur, karanlıktır, kaostur. Milliyetçi Hareket Partisi bütün mensuplarıyla, bütün teşkilatlarıyla Sayın Özhaseki'nin arkasındadır, destekçisidir. Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara mitingi öncesinde Atatürk Kültür Merkezi alanı sabahın erken saatlerinde doldu. Miting nedeniyle Ankara'da çok geniş güvenlik tedbirleri alındı. Miting alanına önce MHP lideri Bahçeli geldi. Kısa süre sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan alandaydı. Erdoğan ve Bahçeli miting öncesinde bir süre sohbet etti. Cumhur İttifakı İzmir'den sonra ikinci büyük mitingini Ankara'da yaptı.